Hay Allah ya. Tamam, kameraya karar verdik ama hangi lens? Tek lens şansım var. Şey olabilir, Sigma 16 mm f1.4 olabilir. Onun da yerine göre fazla geniş kalıyor. 30 mm f2.8 makro kalabilir ama elimde bundan daha hızlı lensler var. Galiba yine de seçenek yok. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Seyahate gideceksiniz ve bir kamera, bir lens hakkınız var. Hangisini alırsınız? Şimdi ben öncelikle hızlı bir lens olsun istedim. Ne çok geniş açı, ne çok dar açı olsun istedim. Distorsiyon oranı az olsun istedim. Mümkünse prime olacak tabii ki. F1.4 olsun istedim. Ve hem video hem de fotoğrafta son derece başarılı ve keskin olsun istedim. Yaptığım seçeneklerin arasından geriye bir tek seçeneğim kaldı. 23 mm f1.4. Bu yeni seri WR olanı sevgili dostlar. Bununla biz bir süre önce İstanbul'daydık sizin de bildiğiniz gibi. Eşimle beraber bu yenilenen ve yeniden açılan yere batan sarnıcını gezdik. Orada da hem video hem de fotoğraflar çektik. Neden 23 mm'yi tercih ettiğimi o zaman anlayacaksın. Çünkü 23 mm öyle enteresan bir açı ki bina da çekersiniz, manzara da çekersiniz, sokak da çekersiniz, portre de çekersiniz, çok şey çekersiniz. Gelin şimdi bir göz atalım. Önce fotoğrafları bir göz atalım.
Gelin şimdi yaptığımız kısa videoya da bir göz atalım. Aynı lensi kullandım, aynı konumları kullandım. F-Log 2 çektim. 4K 24 FPS, 1 bölü 48 enstantane. F1.4'te tuttum. Bazen F4'e getirdim ama genelde F1.4'te çekim yaptım. Gelin bu lensin oradaki başarısını da bir göz atalım. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi XH2 ve 23 XF 23 mm RLM ve WR lens müthiş bir combo. Özellikle seyahate çıkacaksanız tek lensle çok işinizi görecektir. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğen butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Ki bu aileyi hep beraber büyütelim. Sevgili dostlar, şimdilik sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.